Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah afiyet versin, sağlık versin inşallah. Hocam bugün kul hakkı çerçevesinde sosyal medyayı veya daha genel manada medyayı konuşalım diye düşünüyorum. Yani kul hakkı önemli bir başlık İslam'da. Yani hayatın bütün alanları bu konuda belli bir hassasiyeti gerekli kılıyor malumlarınız. Belki medya alanında da hani kolay yazıyoruz, kolay konuşuyoruz. Şimdi sosyal medya dediğimiz alanda herkesi yazar yaptı, herkesi kanaat önderi yaptı, birbirini yargılayan konuma getirdi. Yani isterseniz kul hakkı hassasiyetinden başlayalım. Sonra da onun medya ve sosyal medya alanındaki hem görüntülerini hem yani ve o konudaki hassasiyet gereğini konuşalım. Buyurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Önce kul hakkını bir yere oturtmamız gerekiyor. Evet. Ahiretteki sonuçları açısından bunun böyle altını çizer gibi vurgulayalım. Ahiretteki sonuçları açısından kul hakkı sorunu namazdan daha büyüktür. Çünkü namaz hakkı Allah-u Teala'nın kendi hakkıdır. Mağfirete çok yakındır. Evet. 100 senelik namazı da Allah-u Teala. Allah'ın mağfireti sonsuzdur. Sonsuzdur. Kendi mesela hakkını da. Şöyle sorabiliriz. 100 sene yaşamış ve namaz kılmamış birisi imanla ölse, Allah'ın affına yakın mıdır değil midir ya da ne kadar %50-50'dir af ihtimali. Evet. Bir kuruş ya orada ümit kesilmez. Ümit kesilmiyor. Evet. Bir kuruşluk bir kul hakkıyla ahirete gidildiğinde %50 midir ondan kurtulup cennete gitme ihtimali? Hayır. Sıfırdır. O zaviyeden baktığımızda görüyoruz ki namazdan daha ağır duruyor kul hakkı. Evet. Mesela şehit olup ölen bir müminin hiçbir şekilde namazı, orucu bir şeysi sorulmayacağı besbelli bir şey. Tertemiz. Evet. Borcu varsa öyle değil ama. Evet. Mesela Ahmet'e, Mehmet'e 1 lira 2 lira. 1 lira 2 lira böyle. Binlik rakamlar değil yani. Veyahut da birisine bir tokat vuruyorsun. Kul hakkı yap, para çalmak öyle değil. Öyle bir kıyas yaptınız ki yani 100 yıllık namaz borcu olsa şeriatın böyle. Evet. Şeriat. Yani Allah affedebilir. Orada ümit kesilmez ama 1 lira diyorsun. 1 lira. Peygamber evet. Aleyhisselam öyle buyuruyor. Evet. Yani şehidin bütün hakları diyor. O bütüne namaz giriyor, oruç giriyor. Alkol aldı o giriyor. Ne illa değil. Kul hakkı hariç diyor. Evet. Kul hakkı hariç. Bu örnek şüphesiz ağır olduğu için insanın böyle biraz belki şurada hocam o. Yani insanlar toplum halinde yaşıyor. Yani hukukun temeli de bu. Değil mi? Bir başkasıyla hukukun yani o hassasiyeti getirmek bu, istiyor. Bu bir defa yani dinimiz böyle bir din. Bunu evet. Bir vurgulayalım. Evet. Kul hakkı diye bir mefhum getiren bir din. Evet. Peki ikinci başlığı açalım. Kul hakkı nereye diyoruz biz? Evet. İnsanın insana temas ettiği her şeye diyoruz. Bu temas parayla olabilir. Bu temas onur teması olabilir. İnsan insana temas ediyor. Yani onurunu kırıyorsan, rencide ediyorsan. Yani onurunu mesela ben şimdi kendimden ölçeyim, size değerlendireyim. Sizin 1000 liranız mı değerli, isminize bir hakaret yapılması mı daha değerli sizin için yani? Kaça satılır ki insanın? Onun bir bedeli yok aslı. İnsan haysiyeti. Esasen bedeli yok. Evet. Yani mahkemeler manevi tazminat takdir ediyorlar ama yani nedir manevi tazminat? Evet. Yani neyi takdir? Karşılar? Yani evet. Yıpranmış bir şahsiyeti yamayamazsınız bir daha bir
Bu dünya toprağında yemeyemezsiniz. Yani haysiyetini kırdığınız insanın kaç insanın içinde o yıkılmışlığını kaldırabilirsiniz? Bırakın insanı, kendisini uyutmuyorsunuz o video. Yani tabii. Bütün insanlar yok bir şey dese bile o uyuyamıyor bir daha. Yani evet. Onun huzurunu kaçırıyorsun. Evet. Dolayısıyla insanın insana temas ettiği yerde kul hakkı sorunu vardır. Evet. Bu kul hakkı sorununu dinimiz büyütmüştür. O kadar büyütmüştür ki mesela benim içimden geçiyor ki bir dağda değil kavak ağacının üstünde yaşasam da kimseye temas etmesem. Yani dağda da gelip geçen biri çarpar bana ya da ben ona çarparım belki. Yani kul hakkı kalır diye endişe. Yani kul hakkı evet. Endişesi. Yani insanın Allah'ın azabından korkarken mağfiretini de dengeli tutması gerekiyor. Buna ne diyoruz biz? Korkuyla ümit arasında yaşayalım diyoruz. Evet. Buna kul hakkı dahil değil ama. Evet. Allah ile alakalı olan ibadetlerimiz, işlediğimiz haramlarımız, tövbe ettik, şirkteydik, Allah gafurur ve rahimdir evet. diyoruz. Fakat kul hakkı için böyle bir şey yok. Evet. Dolayısıyla korku ile umut arasında beynel havfi ve raca yaşıyoruz ama kul hakkında değil. Evet. Bunun muazzam bir örneğini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de görüyoruz. İki örnek zikredeyim aslında. Evet, bir gün Efendimiz'e diyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem, piyasada çok fazla fiyat yükselmesi oldu. Bir müdahale buyursanız ya Resulallah. Evet, evet, fiyatlara müdahale, müdahale edin. O da buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ben Allah-u Teala'nın huzuruna kimsenin hakkı olmadan gitmek istiyorum diyor. Evet. Çünkü fiyatları indiren kaldıran Allah'tır. Benim emrimle tüccara baskı yaparsam kul hakkı olur bu diyor. Evet. Muhteşem bir şey hocam. Evet. İkinci örneğimiz, hani ben Rabbimin huzuruna giderken hakkınızla gitmek istemiyorum. Bende hakkı olan var mı diyor ya. Bir gün de. O da çok bana muhteşem. Vurmuştun ya Resulallah diyor birisi. Ya. Hocam ne bu? Ya evet. Bunu bir defa Ömer'in önünde nasıl dedi bu adam bu cümleyi? Yani her şeyi anladık da. Zaten bunu söyleyince çevredeki ashabın hemen gözleri böyle gözleriyle adamı ezmek istemiş. Ama söyledi. Evet. Allah'tan da öyle bir şey yok ortada. Evet. Adam başka bir niyeti varmış. Başka bir niyeti. Yani varmış. Efendimizin mübarek vücuduna temas etmeyi düşünmüş evet. diliyle. Öpmüş. Evet. Ama her halükarda Efendimizin peki gel al hakkını o zaman demesi. Ya hocam sadece namaz mı öğrendik Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem? Bunu öğrenmedikçe namaz da işe yaramıyor demek. Tabii ki. Kul hakkının bir başka boyutu bu. Bir başka boyutu daha kıyamet günü kul hakkının en çok düşünülecek boyutu Allah-u Teala ne haliniz varsa görün deyip siz baş başa salmayacak. Benim sizde hakkım, sizin bende hakkınız varsa orada bir program daha yapacağız biz. Ama radyo programı olmayacak. Ne evet, programı olacak? Evet. Allah-u Teala'nın adaleti ile bizi helalleştirme gerçekleşecek orada. Evet. Bu helalleştirme de bir baskı ile değil. Mesela namaza fiyat konmuş olacak orada. Evet. Oruca bir fiyat konmuş, hacca fiyat konmuş olacak. Yani orucu verip helalleşeceksin. Ha, mesela. Namazlarını verip helalleşeceksin. Medyada bana hakaret ediyor birisi. Evet. Binlerce insan bunu dinliyor. Benim hocalık, insanlık, vatandaşlık, bütün prestijim bir günde aşağı düşüyor. Evet. Bir daha ben 30 sene uğraşmam lazım. Yeniden bunları insanların gönlünde tamir edebilmek için. Ben bile tahmin edemiyorum kaç tabii. kilo kaybettim diyelim. Evet. Ne kaybettiğimi ben bile tahmin hocam, edemiyorum. Hocam onu bilemiyorsunuz. Yani kaç yürekte sizinle ilgili bir yara açıldı. Ya da benimle ya da işte herhangi bir evet. insanla ilgili yani. Bunu bilemiyorum. Yani ağırlığını da hissedemiyorum aslında. Evet. Mesela ben arabam çalınsa, evet. arabamın bir bedeli var. Yani bir de 10 gün bulamadığım arabayı, 10 günlükte intifa zafiyetim var. Dolayısıyla bunun bir bedeli var bu dünyada. Evet. Bunu mahkeme takdir edebilir. Tabii. Ama yüreğimdeki yarayı kimse takdir edemez Allah'tan başka. Bir anneyi ağlatan bir duyguyu kimse puanlayamaz. Evet. Yahut da bir eşin eşe, kadın veya erkek yaptığı zulmü
ve bunun kul hakkı oluşunu mahkemeler falan takdir edemez. Bir gencin içindeki yıkımı mesela. Yıkımı. Hiç kimse bunları ama Allah ediyor. Bu hesabı çok iyi ediyor. Amin. Bunlara bir kilogram diyelim. Veriyor Allah-u Teala. Ondan sonra namaza da bir gram veriyor. Oruca da gram veriyor. Temsilen söylüyoruz. Tabii canım. Ne olacağını bilmiyoruz orada. Ama öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olacak? Bu helalleşmeler bu dünyadaki ibadetler üzerinden yapılacak buyuruyor. Hac verilecek ya. Ya. Ömürde bir defa hac yapıyorsun ve bunu alıp gidiyor adam. Yani hacı alıp gidiyor. Bir tür böyle yığılır diyor değil mi Resulullah Efendimiz? Ya dağlar gibi sevapla geliyor adam. Gelir evet. Ama alacaklı çok. Alacaklı banka çok. Hesabında adamın para var ama icralık davalar bir açılınca kuyruğa girmiş şeyler alacaklı. Eksi duruma düşüyor adam. Ya. Adam eksiye düşüyor. Şimdi buna da neyse diyeceğiz hani. Buna da ne? Daha kötüsü var bunun. Şimdi verdik ibadetler bitti, nötr kaldık. Bir iman gitmiyor elhamdülillah. İman duruyor. Ağacın kökü duruyor. Fakat başka bir sorun daha var. Kul hakları bitmedi. Evet. Çok medya kullanan bir tip herhalde. Kul hakları gitmedi. Birkaç hesabı var medyada. Evet. Peki ne oluyor? Verecek namaz yok. Verecek oruç yok. Okuduğu Kur'anlar bitmiş sevap olarak. Öbür adamın günahından yükleniyorsunuz. Günahların da bir puanı var orada çünkü. Evet. Attığın bir tweet maazallah o adamın içtiği bir şişe rakıya denk geliyor belki. Allah. Ve hayatında alkole tutmamış, zina etmemişsin, hırsızlık yapmamışsın. Alkolün günahlarından alıyorsun kıyamet günü. Bir de bakıyorsun ki hiç hayatta ağzına koymadığın alkol, belki peynir bile yemiyorsun mayası şüphelidir diye. Meyve suyu içmemişsin senelerce. Böyle bir titiz bir adamsın. Evet. Ama tefsir dersindeki, tarikat halkasındaki arkadaşının gıybetini ettiğin için bir kul hakkı oluşmuş. O kul hakkından dolayı onun günün birinde içtiği bir alkolün günahını sana yüklemiş Allah-u Teala. Yani içmediğin halde alkol içmiş gibi dirilmek. Bundan büyük yıkım ne olabilir bir insan için? Evet. Kul hakkının bu boyutu var. Evet. Ve hepsini toplayan bir cümle kullanalım. Kul hakkı Allah-u Teala'nın af listesinde değil. En tehlikelisi de bu. Kul hakkı. Niye değil? Yani, tazmin edilmedikçe temizlenmiyor. O manada yani. Evet. Çünkü neden? Mesela annene itaat ettin. Evet. Annen de sana berhudar ol oğlum diye, yüzün hak olsun diye dua etti. Evet. Yani bu senin binlerce günahını temizleyecek bir şey oluyor Allah katında. Evet. Gidiyorsun Kabe'de tövbe ediyorsun, istiğfar ediyorsun. Tertemiz yapıyor Allah-u Teala. Yani haçtan dönen için ne buyuruyor Efendimiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Annesinden doğmuş gibi oluyor. Bebek kadar masum geliyorsun. Kul hakkı hariç ama. Evet. Kul hakkı hariç. Yani af listesinde değil derken bu manada. Ve çok önemli bir nokta daha. Bunu anlamamız lazım. Bu da Allah'ın adaletinin gereğidir. Aksi takdirde kullarının canavarlıklarını da Allah-u Teala birbirlerine karşı yaptıkları canavarlıkları da eşler olarak, ortaklar olarak, öğrenci öğretmen olarak, siyasetçi yönetilen kadro olarak nerede olur? Her yerde kul hakkı var. Bunları da Allah-u Teala sildim haccı güzel olduğu için buyursaydı adalet olmazdı dünyada. Olmazdı yani insan dünyada yaptıklarının bu manada karşılığını görmeyeceğinden emin olsa hocam felaket. Yani nesil de buralara gelmezdi bu duygu olsaydı. Evet, evet. Yani insanlık bugünleri zor bulurdu. Evet, insanın canavarlığı bitmez o zaman. Onun için ahiret büyük bir umuttur. Evet. Yani milyon insanın öldüğü savaşlar var bu dünyada. Bunları Lahey'de toplamışın da adamın 82 yaşındaki adama ömür boyu hapis vermişsin. Evet. Aman Allah'ım ne ceza ya. Yani Bosna'nın değil mi? O hangi şehidin karşılığı olur o? Yani hangi bebeğin, hangi annenin karnı deşilen değil adam mi? Zaten ölüm yıllarına gelmiş yani. Evet. Bosna'yı örnek verdiniz. Adam zaten 75 yaşında, yaşayacağı 3 sene daha kalmış. Onu zindanda yaşatıyor. Evet. İdam etsen ne olacak? Ne olacak? Yani dünya
adaletin yeri değil. Evet. Adaletin konuşulduğu, propagandasının yapıldığı bir yer. Evet. Adaletin adı var, kendi yok bu fani dünyada. O sebeple kul hakkı deyince müminin irkilmesi lazım. Evet, çok güzel. İrkilmek lazım. Eğer biz faiz deyince, alkol deyince, zina deyince içimizdeki oluşan ürpertiyi, kul hakkı deyince aynı şekilde oluşturamıyorsak, biz henüz şeriatı tanımadık, Allah-u Teala'nın ahiretinden bir şey anlamıyoruz demektir. Peki o şey var mı hocam? Yani hani şöyle Müslümanlık dozlarımıza baktığımızda, mesela kul hakkıyla zina vesaire gibi büyük günahlar arasında yani içimizde o ürperti var mı? Daha şimdi mı hocam, daha mı alıştık? Bir genelleme yaparsak biz de bir kul hakkı işlemiş oluruz. Yani nice, genelleme değil ama nice kulları var Allah'ın. Belki adam çarşıya pazara gitmiyordur korkudan dolayı. Yani ama ben şunu söyleyeyim hocam. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağzı sarımsak kokan camiye gelmesin kul hakkı olur diyor mu demiyor mu? Evet. Camide namaz kılarken bir kul hakkı var mı yok mu? Şimdi sizin zaten bu işi vurgulamanız bu ölçüde, ya bu konuda duyarlılık aşınması yaşandığına dair bir kanaatten derdim dolayı var. Değil mi? Derdim var hocam. Belki şu da mı var hocam? Yani kul hakkı insan ilişkileri o kadar girift ki, bu arada ayağa basmalar, ne bileyim yani kaş göz işaretiyle bir şeyler yapmalar çok daha rutin hale geliyor. Ondan yani bu aşınma, biraz da duyarlılık eksilmesi. Şimdi, ondan mı? Biz bir cümle kullandık hocam. Ne dedik? Ahiret açısından en büyük dert gibi duruyor bu mümin için. Kafir için yok böyle bir dert, evet. Yok zaten. Bunun doğal yansıması nedir? Şeytanın içinde en mümbit arazi bu arazi. Evet. En mümbit. Yani bunu anlamamız lazım bizim. Yani madem Allah-u Teala bu alanda büyük bir hesaba doğru bizi davet ediyor. Yani dikkat edin kul hakkı. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ben gidemem kul hakkıyla ahirete diyor. Tüccarın işine karışamam ben diyor. Peygamber oldu. Halbuki mesela o örnekte düşünelim hocam. Çıksa buyursaydı ki ya dostlarım indirin şu buğdayın fiyatlarını dese, bir kişi ben bunu pahalı satmak zorundayım, yenisini alamam der miydi Ahmet abi? Demezdi muhakkak ama. Ya ne diyeceklerdi, sana bu pazar feda olsun. Feda ya olsun ya Resulallah. Ama eve gittiğinde de bir dahaki ticarette ne yapacağım ben diye düşünecekti o adamlar. Evet. Hani gizli tansiyon gibi gizli bir kul hakkı olacaktı bu. Bir de yani Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem verdiği hüküm sadece o günün pazar şartları. Oğlum, bugün o için de öyle olacak. Bugün de öyle olacak. Evet. Bugün de nar üstüne nar yiyecektik biz. Diye, evet. Yani gibi olacaktı. Bu sebeple bizim Rabbimizin önümüze koyduğu bu alana dikkat edin. Çok koyu kırmızı bölge bu. Kırmızı bile değil. Kopkoyu kızıl bir bölge bu. Dikkat edin buyurduğu şey, şeytan içinde en yoğun faaliyet alanıdır. Yani şeytan bu konuda çok güzel çalışıyor. Ve çalışmasının en önemli sonucu da kul hakkını yer yer Allah rızası için de berbat ettiriyor bize. O nasıl hocam? Onu biraz yani, açalım yani. Ya, enteresan bir şeye. Çünkü şeytan sadece zehir göstererek yapmıyor. Bazen de cici bir ambalaj. Hoş bir ambalajı da koyuyor. Ben şunu soracaktım. Yani siz getirince bunu. Yani belki insanlarımız kul hakkının hangi alanlarda ihlal edildiğini de yeterince bilmiyor olabilir. Ondan da teması tam açıklamadık biz. İnsanın insana teması. Ha, temas. Yani o şimdi manevi alan dediniz ya, yani o alanda da insan kul hakkına giriyor olabilir dediniz. Yani o bir alan. Şimdi başka bir alan var. Şeye de geleceğiz oradan, sosyal medya alanına. Şöyle isterseniz biraz o alanı da tadat edelim. Önce parayı konuşalım o evet. Zaman en yoğun olarak evet. Yani bir insanın alın teri olmadan, ticaret olmadan, bir hukuki zemin olmadan malından almak en büyük örnek kul hakkı. Gayrimenkulünde ona zarar vermek,
büyük bir kul hakkı. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arazilerde kul hakkına örnek verirken buyuruyor ki, bir insanın arazisinden bir karış tecavüz edip kendisine sınır değiştiren veya da tapu dairesinde yaptığı bir hileyle veya da belediyedeki bir oynamayla yaptığı bir kul hakkında, ki bunu hep Anadolu'da yetim hakkı derler, alakalı yok. Babası olan çocuk için de kul hakkı kul hakkıdır. Yani yetim, yetiminki hak ama herkesin hakkı hak yani. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, o bir karış yerin 7 kat altına kadar büyütülerek kıyamet günü boynuna dolandırılacak onun. Allah ya bunu Allah hocam Allah. 100 metrelik bir arazide bir karış yer aldın diyelim. Yer kaç bin metre dibine kadar. Bu nedir ya? İnsan Ağrı Dağı'nın altında kalacak desen. Evet. Bu bile hafif kalıyor. Evet. Ağrı Dağı o 7 kattan daha hafif bir şey. Yani kul hakkı para, gayrimenkul üzerinde oluyor. Ama ben bu gayrimenkul ve para meselesi geçtiğinde çok ince bir çizgi çizip sonra öbür haklara geçeceğim. Evet. Şimdi şöyle zannediyoruz. Çekilin, burası benim artık. Ben aldım burayı. Vururum hepinizi. Ya bu dönemi bitti dünyanın zaten. Evet. Bu ağalıkla, buna kabadayılık mı, Küheylan Beyliği gibi ne dersen de, böyle bunu zaten kimse yapamıyor artık. Tak polisi arıyorsun, geliyor polis, mahkeme falan, ortaya çıkıyor her şey. Bir de belediyede tanıdık yöntemiyle yapılan kul hakları var ki, bu cıvık kul hakkı asas batıracak Müslümanları. Ya. Yani ne yapıyorsun sen? Meclisten 3 kişiyi ayarlıyorsun. Adamın çocukları için sakladığı 100 metrekare bir yeri var. Parka çeviriyorsun orayı. 3 ay sonra o parkı belediye başka bir şeye çeviriyor. Hop senin bir binan çıkıyor orada. Evet. Ve bu yasal olduğu için adama da bir sürü istimlak hakkı ödendiği için, ya da gidiyorsun, sözüm ona, istimlak hakkı. Yani istimlak. Evet. İstimlak ama insanı istimlak bu. Yani araziyi değil. Bunu biz kendimize inandırdık olabilir. Ama göğüsleri bilen Allah, her şeyi bilen Allah için bu inandırıcı olmadı. Yani bu sebeple devlet nüfuzunun kullanılarak elde edildiği şeyler, kabadayılık yöntemiyle elde edilen şeyler, lafazanlık ve cambazlıkla elde edilen şeyler kul hakkı kadrosundadır. Evet. Onlara dikkat edeceğiz. Evet, kimse kendini aldatmasın. Ya evet, kendini aldatabilirsin sen. Evet. Yani buradan 3. havaalanı geçecek diye, buradan İstanbul Körfezi geçecek diye, sen bir şey, Haliç geçecek diye bir şey öğren belediyeden. Oraya git, el koy. Ondan sonra proje başlayınca aba ve ecdadını ihya edecek kadar servet elde et. Bunlar ananın sütü gibi helal ama o anan insan anası değil. Vahşi bir ana o. Normal ana sütü değil bunlar. Bu boyutu, yani ayrıntıya girersek programı da kul hakkı ihlali içine koymuş oluruz. İkinci boyut çok daha önemli. Çünkü bu nispeten kanunların da önünde durduğu bir şey olduğu için bu. Bu saydığımız örnekler herkesin elinde değil. Evet. Yani böyle iyi kul hakkı yiyicisi olmak lazım. Yani örnekte, dişi böyle pençesi güçlü yiyicilerden olmak lazım. Bu örnekte. Evet. Ama cep telefonu olan herkesin işleyeceği kul hakları var. Evet. Ve bu arazi işgalinden daha da kötü. Daha yaygın. Daha kötü. Şimdi mesela dün telefonuma bir mesaj geldi. Nurattin Hoca sen isen lütfen cevap ver diyor. Hmm. İşte ben birilerine inandım, sizin hakkınızda çirkin cümleler kullandım. Hmm. Ama kabahat benim değil. İşte birisi sizin hakkınızda bir şey söylemişti. Kullandığım cümleleri yazmaya bile utanıyorum. Yani kendisi hakkını helal et. Böyle ağır bir helallik istiyor. Hmm. Ben de ona şöyle bir cevap yazdım. Ne kadar sahih olduğunu bilmiyorum. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin işte iftira kampanyalarında en çok iftira gören zat İmam-ı Azam'dır. Allah Allah. Çok çirkin. Yani Bağdat'ta linç noktasına dönüştürülmüş.
Onun muhteşem bir tesbihatı, hakikaten azam adam yani. İmamlıkta da adamlıkta da azam. Diyor ki halktan bana hakaret edenlere hakkım helal olsun diyor. Evet. Onlar diyor ne yapsınlar, alimlere inandır ama bana hakaret eden alimlerle helallığı başka yere saklıyorum diyor. Allah Allah. Çünkü onlar diyor ilmin gereği olan saygıyı düşünmeden bunu yaptılar. Onlar masum değil bu işte, evet, diyor. Bilerek yaptılar. Yani seçerek yaptılar. Seçerek, özellikle Ebu Hanife'yi çürütmek için yapıyorsun sen ya, bunu. Ya, ya. Yani ve bunu ilimle de yapmıyorsun. Mürciedir, bilmem nedir, Şii'dir diyerek ümmetin umudu olacak bir insanı çürütüyorsun sen. Evet. Ben de bunu yazdım. Avamdan isen, çünkü tanımıyorum seni dedim. Evet. Avamdan isen helal hoş olsun. Bana bir Fatiha oku, ben de sana selam gönderiyorum dedim. Ama okur yazar bir kesim isen, ben de seni başka yerde bekliyorum dedim. Orada görüşelim, acelesi yok bu işin dedim. Bazen Anadolu'da bizi de böyle çevirir, hocam sizden bir helallik istiyorum, falanca zamanda işte şöyle şeyler söyledim hakkınızda diye. Ama o bir nezaket hocam. Evet. Yani onu hakikaten, onu söylemek de hakikaten bir nezaket. Bir benim, ben bunu da çaya çağırdım mesela. Evet, evet. İstanbul'daysan da değilsen de buyur bir çay içelim dedim. Evet. Üstelik ahiretten önce burada halledelim. Ama okur yazara helallik vermemek gerekir dedi. Ebu Hanife çok güzel söylüyor hocam. Evet. Çünkü senin vazifen toplumu barıştırmak, sen niye kışkırtıyorsun insanları? Evet. Bu basit bir hak ihlali değil. Şimdi hocam mesela Twitter'da bakıyorum. Benim örnek vereyim, başkası anlaşılmasın. Benim hakkımda bir cümle söyleniyor. Altında yüzlerce cümle var. Birbirine girmiş insanlar. Evet. Biri işte bu çağın belası diyor. Öbürü sen nasıl öyle dersin? Ya çok enteresan. Ümmeti Muhammed'in yani bu kadar çetrefilli günlerinde, böyle bütün dünyaca kuşatıldığımız günlerde, yani bütün ümmetlerin üzerimize çullandığı bir zamanda niye Müslümanlar birbirini yesinler ki? Yani bu kul hakkı bu kadar ucuz giderilmemeli. Şimdi bu sebeple kul hakkının çağdaş gelmiş bir boyutu var. Evet. Bu çağdaş nedir? Bu sosyal medya. Evet. Biraz önce çok güzel tespit ettiğiniz, herkesi yazar yaptı. Evet. Herkesi de bilim adamı yaptı. Herkes kanaat önderi. Ciddi ama elinde telefon var. Evet. Elinde telefon var. Ve artık insanlar dedikoduyu, fitneyi iki kelime yazacak kadar vakit bulamadığı için semboller kullanıyorlar. Evet. Yani böyle hakaret eden bir yüz şekli basıyor, bir paragraf yerini bulsun diye. Bu al sana bilmem şu diye. Evet. Ya çok enteresan. Mümin olduğumuz bizim, ahirete iman ettiğimiz, namaz gibi büyük bir tehlike olarak kul hakkının bizi beklediğini inandığımız bugün ortaya çıkmalı. Evet. Şimdi bir yerde telefonunuz ne hocam dedi bana bir genç. Latife yapmak istedi. 30-40 kişi de oturuyoruz. Telefonum kimsenin hakkına tecavüz etmez markası dedim. Ne demek deyince orada bir 10 dakika. Evet. Bu telefon kıyamet günü başımızın belası bizim diye bir ders vermeye ihtiyacı hissettim. Ben bazen onu trafik için söylerim. Önümüze ahirette böyle her birimiz için bir trafik dosyası gelecek. Maalesef. Oradaki ihlallerimiz, kul hakkı ihlalleri diye. Bu herhalde telefon için çok daha kalın. Yani araç 24 saat kullanmıyoruz ama telefon neredeyse 24 saat. Herkes yastığının, evet, kenarında tutuyor telefonu. Ya bu Nasıl bir haleti ruhiye görüyorsunuz orada hocam? Ahiretten uzaklaştıkça telefon bize yakın oluyor hocam. Evet. Ben internet fıkhı diye bir ders grubu, evet, yaptıydım. Orada Diyanet'e bir teklifte bulundum. Ümmeti Muhammed birbirini bu telefonlarla helak etmeden Diyanet vebalden kurtulmalı ve ciddi bir internet fıkhı, telefon fıkhı diye bir kitaplar serisi yaymalı. Hatta Diyanet Afrika'ya sadaka götürecek yerde bunu sadaka fonundan yapıp yani 80 milyonun belki 40 milyonuna ulaştıracak bir sistem yapmalı. Yani telefonu Müslüman nasıl kullanır? Sizin internet fıkhından bir parçasını paylaşalım burada. Yani ölçüler, hassasiyetler hakikaten o kul hakkı duyarlılığıyla da bağlantılı olarak.
O 10 saatlik bir ders. Burada sadece ana başlarını inceleyelim. Bir kere telefonda kul hakkı mefhumunu ihtiva ediyor. Herhangi birimiz Afrin'de, inşallah Viyana'nın ötesinde, Roma'da şehit olsa bile telefonuyla dirilecek kıyamet günü. Evet. Bunu bir defa inanacağız. Telefonun hattı bir santrale bağlı, bir de Allah'a bağlı. Evet. Telefonu masrafından önce, kontrolünden önce kul hakkı zaviyesinden göreceğiz. Mesela diyorum ki çocuklarımıza telefon alacağımız zaman, ki er geç alacağız, okul çantasından önce telefon gerekiyor artık evet. çocuğa. O zaman diyelim ki çocuklarımıza, yavrum bir ay sana denemek için telefon alacağım. Bu telefonda kul hakkı ihlali yapıp yapmadığını, ibadetlerinin engelli açısından dikkatli kullanıp kullanmadığını kontrol edeceğim. Bu telefon senin. Telefona olacak. Dalıp namaz geçiyor mu? Geçiyor mu? Evet. Kuzenlerinle laubali konuşuyor musun? Selamun aleyküm demeyi öğretmiştik biz size, sana. Sen ise selamsız telefona başlıyor musun? Evet. Senin terbiyeni telefondan test ederim. Bir ay sonra alırım telefonunu, haberin olsun. Evet. Bir kere de yanılma hakkın yok. Diyelim. Çocuk hem telefon terbiyesi öğrensin, evet. hem telefon üzerinden İslami hassasiyetinin erimeyeceğini test etmiş olalım. Ben senin telefon, nasıl olsa bu telefondan nereye girip çıktığın izlenebiliyor. Her akşam izleyeceğiz bu bir ay zarfında. Sonra bir gün ansızın gene izleyeceğiz seni. Yani bu telefonunu sana alacağız. Çaremiz yok ama izleyeceğiz. Evet. Çünkü telefon kadar hayatın içine sızmış başka bir teknoloji yok şu anda. Evet. Yani bu Doğru. bu oldu bir defa. Doğru. Bundan kaçmamızın yani telefonu da, bir yerde unutursanız o gün eksiklik hissediyorsunuz yani. Ya ben kaç kilometreden geri döndüm üstadım ya. İstanbul'dan gidiyordum. Evet. Yani geri döndüm. Telefon almadan nereye gidiyorsun? Sanki nüfus, belki nüfus kağıdını unutsan olur da hani kimliğini. Evet, evet. Telefonsuz olmuyor. Dolayısıyla Diyanet gibi üst makamlarımız bir defa büyük çalıştaylar yapmalılar bunun için. Yani dinimizin taviz verilemeyecek ilkeleri var. Cep, telefon ve internet üzerinden müsamaha edilebilecek kuralları var. Bunlar mesela bizim telefondan oluşan helalliğimiz yine telefondan sağlanabilir mi? Mesela. Mesela. Evet. Veyahut da telefonda bizim hangi sayfaların adresi bulunabilir? Mesela bir arama motoru bulunabilir mi? Arama motorunda nelere dikkat edeceğiz? Gibi bu bir internet veya cep telefonu kültürünün şeriatımız açısından dizayn edilmesi gerekiyor. Ben o derslerimin en başında dedim ki, başlarken Bismillahirrahmanirrahim, ben bir kişiyim. Evet. Nurettin Yıldız olarak bunu dert ediyorum. Gördüğüm müftü efendileri rica ediyorum, bu konuda üstü sıkıştırın diyorum. Hatta bana bir müftü efendi dedi ki, ya bugün bir çalıştay yapsak bu konuda dedi, yarın değişiyor o teknoloji, yetişmez dedi. Ya sen senin çalıştay yaptığın güne kadarını yetiştir. Belli noktaları da açık bırak. Bizim şeriatımız esnekliği açısından kıyamete kadar gelecek teknolojiye açık. Dolayısıyla bunu üst makamlar yapacaklar. Ben sadece Nurettin Hoca'nın yaptığı eksiktir. Şimdi kitap olarak da hazırlattım onu. Eksiktir. Doğrusu budur bunun desinler diye kışkırtmak için yapıyorum bunu dedi. Evet, evet. Kışkırtıcı olsun. Bu konuda İslam aleminde yapılmış çalışmaları da derledim. Hepsini araştırdım. Yani bu internetin ne çıkarıyor karşımıza? Cep telefonu ne çıkarıyor? Bir, gördüğüm şeyler. Bir, çok büyük oranda kul hakkı ihlali oluyor. Bu kul hakkı ihlali hakaret tarzında da oluyor. Birisi bir arkadaşıyla bir şey paylaşırken hanımının da görüntüsü çıkıyor ortaya. O onu yüzlerce arkadaşına dağıtıyor. Mahremiyet paylaşması. Mahremiyetimizi berbat ediyor bu. Evet. Onun için yemek yerken, aile toplantılarında resim çekilmemeli. Bu resim çekilmeme kuralı da bir namus meselesi kabul edilmeli dedim. Bir de ya mesela 10 kişinin bulunduğu bir masadan resim çekiyorsunuz. Her birinden izin almıyorsunuz değil mi hocam? Onu paylaşmak için. O izine geleceğim. Evet. O ikinci noktamız. İzin
İzin bir de ses kaydı yapılıyor. Evet. Yani ben mesela Allah-u Teala biliyor, emri bil maruf için çok itham edilen birisine gittim. Evet. Yani ona Rabbimin rızası için ikaz edecektim. Onun oğlu çok gizli bir şekilde fotoğrafımızı çekti. Evet. Ben orada Allah ve ahiretten bahsederken önümüzde çay filan var. Çay sofrasındaydık. Oğlu gizli fotoğrafımızı çekmiş. Onu da bir övünç vesilesi olarak evet. medyaya vermiş. O gün benim Twitter'ımın altında 3000'den fazla lanet vardı bana. Allah Allah. Satılmış hocadan tutun. Yani şimdi öbür adamı bitirmiş içinde. Öbürü zaten bitik adam. Siz acaba bir emir bil maruf olur mu diye ziyaret ediyorsunuz. Ben bir casusluk toplantısında yakalanmış gibi oldum. Gibi oluyorsun. Evet. Yani ben kendimi ibra etme zorunda hissetmedim kendimi. Rabbim biliyordu niye gittim. Yanımda da zaten arkadaşlarım vardı. Evet. Allah için emri bil marufa gittik biz. Evet. Nehyanil münkere gittik. Ama binlerce mümin kıyamet günü kıldıkları namazları bana getirecekler. Evet. Kıldık. Hatta bir arkadaşım espri yaptı. Ne yapacaksın bu kadar sevabı sen dedi. Onların hepsi Müslüman değildir, merak etme dedim ya. Yani çünkü Müslümanın yazmayacağı şeyleri yazıyor. Vay satılmış. Seni biz Müslüman zannetmiştik diyor. Evet. Ya bunu bunlar nasıl ne söylüyor? Kadar kolay söyleniyor değil mi? Cep telefonunda dediniz ya, kanaat önderi oldu herkes. Evet, evet. Ve onların bir kısmıyla karşılaştım hocam, ben. Bir de şu, yani oradaki psikoloji ne? Şimdi diyelim gazeteye yazı yazsanız, ya belli bir sorumlulukla yazarsınız. Yani bu hakaret, yani vay satılmışı yazmazsınız. Mesela biz seni de Müslüman biliyorduk. Bu tarz şeyler. Bunlar normal cümleler ama. Yazılmaz. Ama o işte sosyal medya alanında nasıl bir psikoloji var orada yani. Bence hocam henüz. Bir tür canavarlaşma yaşanıyor yani. Yani benim kanaatim henüz. Dünya üzerinde bir 20 senelik geçmişi var. Sosyal medya düzeyinin 20 senede yok. Yani evet. henüz bunun terbiyesi ve kültürü oluşmadı. Oluşmadı. Yani daha dünyada sosyal medya ile ilgili kanunlar Türkiye'de dahil yerleşmedi henüz. Yani sadece Türkiye'de mesela ben bunların bir kısmını mahkemeye taşıdığımda savcı bana dedi ki yeter dedi, bu İstanbul sana mı çalışacak ya dedi. Bunların bir kısmını kabul etmiyorum dedi. Evet. Ya doğru değil senin dava açman. Ya niye dedim? Dedi milyarlarca dava görmemiz lazım bizim burada dedi. Bu yani savcı bu kapıyı açmamayı benden rica etti. Yani ne olacak o zaman işte yani? Ya benim şu anda hukukunuz nasıl korunacak? Ya bana diyor ki ya sadece siz veya benzeri insanlar yani nasıl korunacak? Ben kendimi zaten örnek evet. vermiyorum burada yani. Evet tabii yani. Ama şimdi savcının da delirecek bir hali yani her gün bir milyon dava açılacak orada. Doğru evet. Bu kanun zafiyetinden kaynaklanmıyor. Henüz kanun hazır değil yani zafiyet de yok ortada. Evet. Şu anda benim yani mahkeme kararıyla sosyal medyadaki yazışmalarını durdurduğum davalar 500'ü buldu zannediyorum. Evet. Ben taviz vermedim bu konuda. Çünkü bu yani ahlaksızlığa bir prim aynı zamanda. Herkes haddini bilmeli. Evet. Haddini bilmeli herkes. Bu sebeple bu kul hakkı boyutu sosyal medyada inşallah temenni ediyorum yakın yıllarda devletler oturacak. Türkiye'de de parlamento oturacak. Buna bir kural getirecek. Dolayısıyla nasıl bakkalın önündeki çikolatayı alıp kaçamıyor çocuk. Çünkü hırsızlıkla ilgili kural oturdu. Evet. Yani nadiretten yapılıyor. Bununla ilgili kural da oturulacak. Yani boş bulundu insanlık. Birden bu cep telefonu kültürünün önünde buldu kendini. Akıllı telefon her şeyi kendisi yapıyor zaten. Şimdi insanoğlu boş bulununca ne hallere düşüyor? O da bir mümin ya, boş bulunmamalı. Evet. Müminin her tarafı dolu. Evet. Burada ikinci boyutu bu, mahremiyetimizi ihlal ediyor. Bu mahremiyet konusuna dikkat edeceğiz. Üçüncü olarak da telefon da yardımıyla girdiğimiz internet ciddi bir şekilde bir fuhuş teşviki yapıyor. Bu fuhuşu resim olarak, görüntü olarak, film olarak bedava önüne getiriyor insanın. Kolay ulaşılabilir kolay, bir
kolay ulaşılabilirliğinden ziyade görsel normlara kuruş koyuyor onu. Evet. Yani baka 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 normal hale geliyor. Evet. Çıplak bir kadın, ahlaksız bir erkek görüntüsü, normal telefonda olur bu tip işler. Evet. Denmemeli. Yani normal bir mesela dergi olarak girmez insanın hayatına, gazete olarak girmez, kitap olarak girmez ama telefon her şeyi adeta kolaylaştırıyor. Yani dergiye rahmet okuttu. Evet. Gibi, yani rahmet okutma deyimi o manada değil tabii de, yani dergi yarattırır oldu. Evet. Bizim gençliğimizde hatırlıyorum hocam, bazı dergileri renkli poşet içinde satarlardı. Evet. Yani siyah, siyah poşetin içinde yani satılıyordu. Rahmetli Özal döneminde işte poşet girmişti devreye. Yani buna bile muhtaç olmuştuk ahlak olarak. Da bilinsin içinde bunun pislik var diye. Evet. Bu şu anda şimdi, cep telefonunun evet gireceği bir durum değil artık. Cep telefon poşette kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Yani, onun yerine müminin imanı poşet olmalı. Evet. Yani mesela bir baba dedi ki nasıl cep telefonu verecek? Yani yavrum bu resim bir defa görünür senin telefonunda, haberin olsun. Sansürümüz çok güçlü olmalı daha. İki türlü sansür. Bir, kendimize sansür uygulamalıyız. Hmm, içimizden. İmanımız. İki, mesuliyeti altında olduğumuz insanların, çocuklarımız, kimse artık mesul olduklarımız, onlara karşı sansürümüzden taviz vermemeliyiz. Çünkü bu taviz beraberinde çok daha büyük getiriyor. Sosyal medyanın bir boyutu daha şöyle var. Şöyle bir şey itiraz olursa çocuklardan, gençlerden, yani her şeyimize karışıyorsunuz siz. Bunun şeyini nasıl anlatmalı? Mesela benim çocuklarımdan olmadı hocam. Evet. 4 çocuğum var. 4'üne de telefon verdim. Niye? Benim onları kendimden daha hür tuttuğumu çok iyi biliyorlar. Evet. Yani bir babalık geçmişim var. Evet. O babalık geçmişim yıpranmamış bir geçmiş çocuklarımda. Hı hı, evet. Ben annelere babalara hep söylüyorum, kredinizi tüketmeyin çocuklara karşı. Güzel. Evleneceği zaman senin söz hakkın bitmemiş olsun. Evet. Nasihat hakkını anneler niye söz dinletemiyorlar? Milyon kere yok olmaz sözü kullanıyor çocuğa 10 senede. Evet. Milyonu da geçiyordur o. Günde 100 defa anne olmaz diye bir kelime kullanıyor. Evet. Olmaz, yok diyor. Asıl ağırlığını koyacağı gün çoktan hafif bir anneye asıl dönüyor. Asıl olmasın gerektiği zamanda. Ben Allah'ın lütfuyla tüketmedim kredimi. Evet. Tüketmeyince çocuklarımın kullandığı telefon belki benim telefonumdan daha standartlı bir telefondur. Evet. Elhamdülillah. Yani bunu annelere babalara bir kardeş olarak tavsiye ediyorum. Kredilerini tüketmemeliler çocuklarına evet karşı. Yani mesela evdeki temizlik konusunda ayağını koltuğun kenarına koydu gibi konularda tüketme kredini. Daha hassas konular var. Yani evet, tabak kırdı. Bırak tükenmesin kredin. Evet. Çünkü 10 tabak kırdığında 10 telefonda kullanacağın kozu bitirmiş olacaksın sen. Evet. Gibi. Bir sosyal medya ve telefonla ilgili dediğiniz ya, o babı açalım. Evet. Bir konu daha var. Zannediyorum kul hakkından kurtulsak da, müstehcenlikten kurtulsak da, bu telefonlar kıyamet günü vakit israfı meselesinden karşımıza çıkacaklar. Yani telefon vakit israfı yapıyor. Çok fazla. İnternet yapıyor bunu. Evet. Evet, bir Müslümanın 1 saat, 2 saat, 4 saat telefonda kalması gerekebilir. Ayrı bir mesele ama israf çok hassas bir konu. Vakit israfı hassas bile değil. Ömür eğer çünkü vaktinizi planlamamışsanız telefon alıp götürüyor onu, telefondaki bir takım malzemeler değil mi hocam? Bir bakayım. Bir bakayım diye bir bölüm var orada. Evet. Bir bakayım hep kalayım gibi oluyor. Onun için peki israf nasıl yapıyoruz? Evet. Onu test edilebilir. Çünkü herkes kendine göre benimki israf değil diyecek. Bir, ibadetlerimizden alıkoyuyor mu? Evet. En büyük israf malzemesi. Mesela böyle ezanın okunduğu telefondayız, sonra yatsıya 8 dakika kalınca hemen hızlı bir yıldırım abdest, yıldırım bir 3 rekat, vakit israfı yaptırıyor. Yani kaçırıyor namazı demiyorum, o olmaz. O olmaz zaten. O zaten olmaz. Evet. Ama akşam namazı son 5 dakikaya sıkışıyor mu? Evet. 2, annen bir şey tembih etmişti. Son 5 dakika, evet. Annen baban bir şey tembih etmişti,
sen hala onu ihmal ettin. Bu namaz kadar ağır bir şey. Evet, anneyi hani, babayı ihmal. Anneyi babayı ihmale neden oluyor mu? Evet. Eşleri ihmale neden oluyor mu demiyor. Herkes zaten yırta yırta alıyor eş o hakkı. Alıp telefonu fırlatır görürsün nasıl ihmal ediyorsun. Anneyi babayı ihmale neden şöyle, oluyor mu? Fiilen iletişim kopukluğuna yol açıyor. Onu hiç açmıyorum hocam. Basit diyorsun. Yani yok. Tedavi edilmez. Yani tedavi edilmezden ziyade annem baban sana bir şey diyemiyor ama evet, eşin bağırıyor. Evet. Bir daha da ben giderim markete diyor mesela. Evet. Onun bir tür tedavisi var gibi ya da alternatifi var. Evet. Ama israf, o da israf. Evet. Üçüncü israf çeşidi de ben mesela lise ödevim vardı. Evet. O ödevi cep telefonuyla meşgul olduğum için yetiştiremedim. İsraf ediyor seni telefon. Evet. Vaktini israf evet ediyor. Bu ayarlara dikkat ettiğimiz zaman cep telefonu nimettir, öbür türlü beladır. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Amin. Değerli dinleyiciler, bugün İslam'dan Hayata Ölçüler'de Nurettin Yıldız hocamla kul hakkını konuştuk. Son derece hayati bir hassasiyet alanımız ve kolay kendimizi disipline edemediğimiz bir alan. Birçok boyutu var hayatın içerisinde ama telefonla bağlantılı, internetle bağlantılı, sosyal medya diye gündemimize giren bir alan var ki o alan hakikaten büyük veballeri bize taşıtacak, ahirette önümüze çıkaracak bir alan. Onu konuştuk. Değerli hocam, İnşallah bu internet fıkhı ile ilgili kitabı da yayınlanır. O da hakikaten hepimiz için faydalanacak bir makaz olur. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.